bugün görülmeye değer tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürü ve mutfak zenginlikleriyle de dikkatleri üzerine çeken Akdeniz'in incisi güzel şehrimiz Kahramanmaraş'tayız. Hadi gelin Kahramanmaraş'ın güzelliklerini keşfetmeye bugün de devam edelim. Çok güzel bir köye geldim. Burası Kahramanmaraş'ın Yeşil Yöre Köyü. Kahramanmaraş'ta çok güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Önce yoğurtlu kebap yapacağız. Ardından ekşili kebap yapacağız. En sonra da fırında kuzu eya yapacağız. Kahramanmaraş merkezde bulunan belediye çarşısındayız. Köpük sucuk Kahramanmaraş'ta çok meşhurdur. Nasıl yapılıyor kardeşim? Kahramanmaraş'ta çok sevilen lokma tatlısı. Kazanın başındayım. Çok güzel bir yere geldim. Dediler ki mutfağa girmeden önce lütfen bahçemizi görün. Baharatımızı attık. Şimdi güzelce pişirelim. Birbirinden güzel lezzetler yaptık. Çok güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Önce yoğurtlu kebap yapacağız. Ardından ekşili kebap yapacağız. En sonra da fırında kuzu eya yapacağız. Yanımda Akif Usta'm var. Bu güzel lezzetlerin nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını kendisinden öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz efendim Kahramanmaraş'ımıza. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Ay çok kibarsınız. Çok sağ olun. İlk önce yoğurtlu kebap yapıyoruz. Tabii. Malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimiz kuzu kıyma, yoğurt, İçine sarımsağı marine edilmiş. Keçi tereyağımız. Aa. Bu çok önemli tabii, keçi tereyağı. Sıkmışsınız bir de değil mi? Tabii biz sıktık. Onu kullanırken böyle hani daha rahat olsun diye. Sırf keçi sütünden tabii yapılıyor. Tabii keçi yağından. Sütünün keçi evet, yağından yapılıyor. Domates, biber, baharat olarak nane ve toz biber ve tuz. Güzel. Ekmek olarak da tereyağında ekmeği marine ediyoruz, kavuruyoruz. Pide. Evet, küçük pide. Evet. Hı-hı. Ekmek de olur. Hani evde pide olmayanlar normal ekmek de. Yani bayat ekmeği değerlendirmek amacıyla daha hoş oluyor. Çok güzel. Of, çıtır çıtır olacak evet, bir tereyağlı evet, bir de. Evet. Kuzu etimiz, kuzunun neresi kıyma? Kuzunun kaburga kısmı dediğimiz hafif yağlı olması damak tadını daha da artırıyor. Oo. Muhteşem bir lezzet yapacağız. Yoğurtlu kebap yapacağız. Hemen başlayalım mutfağa. Tabii ki hemen kıymamız. Biraz tuz atıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Tabii ki evet. Etimizi şişlerimize güzelce geçirelim. Sonra arkada mangalda da güzelce pişirelim. Etlerimiz pişerken domates ve biberimizi hazırlayalım. Tereyağında evet, güzelce çevirelim. Evet. Bir tarafta etimiz pişiyor, bir taraftan da sosunu hazırlıyoruz. Evet. Tereyağını bırakıyorum. Oo! Tavamız közün üzerine konuldu. Tereyağında domatesimiz ve biberimiz güzelce pişsin. Bir taraftan da etimiz güzelce pişsin. Sonra da devam edelim. Etimiz pişti mi usta? Evet. Pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağda özel kavurduğumuz pidelerimizin üstüne sarımsaklı tereyağını bırakıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuzu. Evet, sarımsaklı yoğurdumuzu. Oo. Şimdi etlerimizi çekeceğiz. Etlerimizi tavada marine ettiğimiz domates ve biberin içine çekiyorum. Aa, birazcık da tereyağında çevireceğiz değil mi evet, eti? Evet, tabii tabii tabii. Aman Allah'ım. Sonra baharatlarını bırakıyorum. Toz biber, toz ve nane. Biber ve nane. Güzelce karıştıralım. Sonra yoğurt sarımsak dökmüş olduğumuz tereyağında kavrulmuş pidelerin üzerine ilave edelim. Ay ellerinize sağlık. Muhteşem görünüyor. Şahane de kokuyor. Çok güzel bir lezzet yaptık. Yoğurtlu kebap yaptık. Şimdi direkt masaya gidecek mi usta? Yok, birazcık ateşte durması gerekiyor. Yoğurtla aynı ısıyı yakalasın diye. Yoğurt soğuk olduğu için birazcık ızgarada bırakacağız. Bir veya iki dakika. O zaman ızgarayı alalım. Bir iki dakika kalsın. Biz de o arada hazırlığımızı yapalım. Tabii.
Şimdi ekşili kebap yapacağız. Peki nasıl yapacağız onu görelim. Ekşili kebabın malzemelerini hazırladık. Neler kullanacağız usta? Kuzu kıyma kullanacağız. Yine kaburga bölgesi. Tabii kaburga bölgesi, hafif yağlı oluyor. Patlıcanlar közde yine pişmiş kullanıyoruz. Domates, tereyağı, pul biber ve bizim eşki ahadı dediğimiz Maraş'ta en önemli özelliği budur eşkili kebabın. Onu kullanacağız ve toz nane. Güzel. Hemen hazırlayalım mı? Tabii ki. Zaten her daim patlıcan var közün üzerinde. Tuzumuzu kattık. Yine evet. Az önce yoğurtlu kebapta olduğu gibi. Evet. Güzelce yoğuruyoruz. Şişleri takıp pişireceğiz. Aynen öyle, evet. Şimdi ne yapıyoruz etimiz pişerken? Şimdi patlıcanlar pişmiş olan patlıcan ve domatesleri közde. Domatesleri doğruyorum. Yine tereyağını mı çevireceğiz? Evet, evet. Az önce biber ve domatesi yaptığımız gibi. Evet. Ateşin üzerinde mi olacak? Aynen öyle oluyor. Ha, güzel. O zaman tereyağını koyayım ben. İki tane mi? Üç. İki, üç. Patlıcan yağı sever. Evet. Alalım onu hafif bir şöyle. Tamam. Erisin değil mi? Hı-hı. Tereyağımız eridikten sonra doğradığımız domatesleri ve patlıcanları tavanın içerisine atacağız. Tereyağımız eridi. Evet. Hop. Kıyılmış olan patlıcanlarımızı da attık. Ve bizim eşki ahadı dediğimiz eşkiyi. Ekşi ahıtı dediğiniz sumak ekşisi. Evet. Şimdi kor ateşin üzerine koyalım. Ve burada güzelce çevirelim. Etlerimiz pişti. Patlıcanla, domatesle, tereyağını da güzelce çevirdik. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Evet. Şuradan yağ alıyoruz bir parça şuradan. Etlerimizi mi çevireceğiz? Evet. Yağımız erisin. Etlerimizi içine koyalım. Biraz tereyağını da çevirelim. Sonra üzerine koyacağız. Servis hazır oluyor. Ekşili kebabımız hazır. Etlerimiz hazır. Tereyağında cızır cızır sesiyle. Evet. Midemin sesiyle gurul gurul, tereyağının cızır cızır sesi güzel kaynaşıyor. Ekşili kebabımız hazır. Evet, tereyağını da gezdiriyorum. Hmm. Harikasınız ustam. Ellerinize sağlık. Yoğurtlu kebap yaptık, ekşili kebap yaptık. Şimdi de diğer güzel lezzetimiz var. Fırında kuzu eyağı kebabı. Kuzu eyağı. Eyağı nedir? Onu öğrenelim. Akif ustam tüm malzemelerimizi hazırladı. Fırında kuzu eya yapacak. Eya ne demek? Eya kuzunun bu kaburga kısmı dediğimiz ama bizim yöresel olarak eya daha çok kullanılıyor. Ama Türkiye genelde kaburga da diyebiliyor. Güzel. O zaman biz eya diyelim. Maraş'tayız. Evet, evet, Kahramanmaraş'ın eyasını yapacağız. Burada kiremitimiz var. Evet. Eyağımız var. Evet. Tuzumuz, soğanımız, domatesimiz ve biberimiz var. Evet. Ne yapıyoruz öncelikle? Bunları önce domatesleri halkalar halinde doğrayıp kiremitimizin altına domateslerimizi bırakıyoruz. Suyunu bıraksın diye. Evet. Hı. Sonra biberlerimizi biraz büyük verev verev kesiyoruz. Evet. Bunları da böyle düzüyoruz. Sonra önceden hazırladığımız eya dediğimiz Kaburgalarımızı kiremitimize döşüyoruz. Oo. Kıskalarımızı bırakıyoruz. Evet, kaburgaya eya denilir Kahramanmaraş'ta. Küçük soğanlara da kıska. Çok güzel. Az tuz.
Hiç yağ bırakmıyoruz çünkü eya dediğimiz biraz yağlı oluyor. Yağ bırakmamıza hiç gerek kalmıyor. Bu şekilde fırında, evet, fırında. Kapatmıyoruz altını. Kapatmıyoruz, evet. Güzelce kızaracak etimiz. Aynen öyle oluyor. Kemiğe yakın et lezzetli olur. O zaman kuzu eyağımız fırına gitsin. Ne kadar evet. sürede pişer? 25 dakikada hazır oluyor. Harika. O zaman ben soframa gideyim. Tabii ki. Tamam. Şimdi sabırsızlanıyorum. Soframa gidiyorum. Ve güzel lezzetlerin sizler için tadına bakıyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kahramanmaraş'ın muhteşem manzarası arkamda duruyor. Önümde de birbirinden güzel lezzetleri. Hangi güzel lezzetleri yapmıştık? Yoğurtlu kebap yapmıştık. Ekşili kebap yaptık. Bir de fırında kuzu eya yaptık. Şimdi bu yaptığımız lezzetlerin tadına bakmak istiyorum. Önce ekşili kebapla başlamak istiyorum. Öyle böyle değil. Muhteşem. Gelelim yoğurtlu kebaba. Etleri muhteşem. Eya. Şu anda çok mutluyum. Kahramanmaraş'a yolunuz düşerse bu güzel lezzetleri mutlaka ve mutlaka deneyin. Kahramanmaraş'ın güzel lezzetleriyle lezzet haritası devam ediyor. Ben de güzel lezzetleri yemeye devam ediyorum. Belediye Çarşısı, Taşhan, Çinili Çarşı, Bakırcılar Çarşısı hepsi iç içe yan yana bulunuyor ve Kahramanmaraşlılar tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Sizin için gezeceğim. Acaba Kahramanmaraş'a özgü neler göreceğiz? Kırpılmış. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bunlar neden kırpıldı? Koyun mu? Koyun yünü bunlar. Yapağı. Hangi bölge? Buranın mı? Maraş'ın Maraş mı? Maraş bölgesi olaraktan geçer. Maraş. İnsanlar niçin alıyorlar bunu? Yatak yapmak yatak için. Yatak için. Evet. Satışlar nasıl? Satışlarımız çok şükür iyidir. Güzel. Güzel. Yani Kahramanmaraş'ta geleneksel yataklar kullanılıyor. Kullanılıyor, evet. Senede bir kere havalandıran sıcacık tutar. Çok şimdi da sağlıklıdır. Yün sağlık yönünden çok sağlıklıdır. Kışın sıcak tutar, yazın da serin tutar. Güzel. İşleriniz daim olsun abiciğim. Sağ olun, teşekkür ay, ederiz. Ay ne güzel. Ay. Sağ olun. Oo. Kolay gelsin. İşte Maraş'ın çorbalık tarhanası. Aynen meşhur. Sıkma tarhana değil mi? Ev yapımı. Ne var bunun içinde? Yoğurt ve dövme, yarma dediğimiz. O kadar. Süzme yoğurtla yapılır, evet. Güzel. Ay Maraş'ın biberi meşhurdur. Konuşalım gel. Şimdi Maraş biberinin özelliği nedir kardeşim? Maraş biberinin özelliği tuz, yağ, çekirdek oranının sıfır olması. Şu gösterdiğim mesela ipek biberdir. Dünyaca en kalitelisi o mu? İpek biberimiz evet Maraş biberi. Kilosu ne kadar? Katkı olmaz bunlarda. 10 lirayla 25 lira arasında değişiyor fiyatı. Kalitesine göre? Tabii kalite, yağ, tuz oranına göre değişir fiyatı. Oo çok güzel. Köpük var mı sizde? Tabii köpük sucuğu. Köpük sucuk Kahramanmaraş'ta çok meşhurdur. Nasıl yapılıyor kardeşim? Pekmez ve nişasta çırpılarak köpük kıvamına getirilir. Sonra afiyetle yenilir. Tabii. Ne kadar kilosu? Kilosu 25 liradır. 25 lira. 10 lira arasında değişir. 10-25 arasında. Bütçenize göre alabilirsiniz doğru. diyelim üzüm, değil mi? Üzüm ve şeker glikoz oranı değiştirir fiyatını. Harika. Satışların güzel olsun. Kurumuş biberler, patlıcanlar da var. Baharat da var. Her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hmm. Thank you.
yakın. Düğün kepçesi mi bu? Evet efendim. Düğünlerde filan aşure müşire biçilmek için hepsinde kullanılır bunlar. Oo, ay ne güzelmiş. Evet, ne kadar için bı? Onlar 15 lira efendim. 15 lira. El yapımıdır. Benim tencerelere çok çok büyük tabii. Ay çok güzel. Bu nedir? Nakış kastakları, simsırma kastakları oluyor. Simsırma zaten Maraş'ın yöresel evet, el işi. Evet, el işi. Evlerde simsırma yapan bayanlar kullanılır bunları. Aa! Evet. Ay her şey var. Çömlekler var, kiremitler var, her şey var. Yeter ki güzel lezzetler yapın, her şey mevcut. Kolay gelsin. Hacı amcam hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederim kızım, sağ ol. Sağ ol. Oo. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndayım. Burada tencereler, tavalar, kepçeler, kazanlar, her şeyi bulmak mümkün. Peki bu kazanlarda, tencerelerde, tavalarda, saçlarda acaba neler yapıyorlar? Hadi gelin Kahramanmaraş'ın güzel lezzetleriyle devam edelim. Çok sık tüketilen lokma tatlısı nasıl yapılıyor? Tüm detaylarını sizler için öğreneceğim. Yılmaz Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi lokma tatlısının hamuru nasıl yapılır? Lokma tatlının hamuru pastalık undan içerisine sadece su ve maya bırakıyoruz. Hı. Ekmek mayası. 20-20 yoğurduktan 20-25 dakika sonra da mayalanır. Bu hale gelir. Ondan sonra kaşıkla sıcak yağın içerisine bırakırız. Kızgın yağın içerisine. Kızgın yağın, evet. Oo, cozur cozur sesler çıkıyor. Günde ortalama kaç kilo yapıyorsunuz? 25-30 kilo civarında yaparız. Ama bu Ramazan ayında talep fazla olur. İnsanların kan şekeri düştüğünden dolayı bu satış oranımız 3'e 4'e katlar. Aman Allah'ım, küçücük küçücük yapılıyor, kaşık yardımıyla kızgın yağın içerisine atılıyor. Nar gibi kızarıyor, sonra şerbeti atılıyor. Evet, soğuk şerbete basılır. O zaman lokmalarımızı atalım, güzelce kızartalım, sonra soğuk şerbetimizin içine atalım. Lokma tatlımız çok güzel kızardı. Kızgın yağın içerisine şimdi çıkaracak mıyız? Evet, çıkartacağız. Soğuk şerbetin içerisine bırakacağız. Şerbetimizin kıvamı nasıl? Ölçüsü nasıl? 1 kilo suya 2 kilo şeker bırakılır. Suyumuz kaynadıktan sonra şekeri ilave ederiz. İkisi beraber kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakırız. Soğuduktan sonra da soğuk bir halde tatlımızı şu şekilde basarız. Lokmamız hazır hale gelmiş olur. Aman Allah'ım. Ne kadar kalacak içinde? Kısa bir süre. Hemen çekiyoruz. Şekerini? Bu sıcakken çeker şerbetini. Soğuduğu vakit şerbet almaz içerisine. He. Oo! Sonra da tepsiye alacağız. Evet. Tatlımız şu an hazır. Kahramanmaraş'ın lokma tatlısı. Kıvamına gelmiş durumda. Ay 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 ay. Dayanamayacağım. Sıcak sıcak. Ağzınıza atıyorsunuz, damağınızda patlıyor, içinden şerbet akıyor. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bereketli olsun değil mi? Bereketli olsun. Ay. Sağ olun. Kahramanmaraş'ın güzel lezzetleriyle devam ediyoruz. Mutfağa girmeden önce lütfen bahçemizi görün. Çok güzel hayvanlar var. Flamingo var.
tavus kuşu var, ördekler var, kediler var, köpekler var. Yok yok, çok keyifli. Önce gezelim, keyfini sürelim. Ardından da mutfağa gidip güzel lezzetler yapalım. Ay! Ne? Sen bana ne söylemek istiyorsun? Ay çok güzelsin. Yarışıyorlar. Ay çok güzelsin. Canım. Ay canım. Ay kıyamam sana, ben çok güzelsin. Ay. Kahramanmaraş'ta. Şimdi önce eli böğründe yapacağız. Ardından somon arası kebap yapacağız. Bu iki güzel lezzeti kim yapacak? Ramazan ustam yapacak. Sonra da Mehmet ustam gelecek. Bize ayva tatlısı yapacak. Merhaba ustam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eli böğründenin malzemeleri. Evet. Neler kullanacağız ustam? Kuzu etimiz. But tarafından. Hı hı. Sarımsak, biber, domates, pul biber ve tuz kullanacağız. Sıvı yağ ve kiremitimiz var. Evet, kiremitimiz var. Fırında mı pişecek? Evet. Muhteşem. O zaman hemen hazırlayalım. Peki. Buyurun lütfen. Etimizi kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Evet. Öyle kenarda mı duracak, yayacak mıyız? Yok, bunun üzerinde direkt duracak. Hı hı. Diğerleri yan eli böğründe. Et bir kenarda, sebzeler diğer kenarda. Evet. Şimdi biberlerimizi, domateslerimizi ve sarımsaklarımızı doğruyoruz. Evet. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Tüm bir şekilde, bu şekilde. Bir avuç sarımsak. Biberimizin üzerine bırakıyoruz. Bu şekilde tuzunu biberine atıp azar. Baharatımızı da atıyoruz. Tuz ve pul biber kullanıyoruz. Üzerine sıvı yağ gezdiriyoruz. Bir kere. Yeterli. Şöyle. Evet, yeterli. Sağ olun. Güzel. Evet. Şimdi bunu bu şekilde mi fırına veriyoruz yoksa üzerini kapatıyor muyuz? Bu şekilde fırında pişiyor. Kuytuda mı? Biraz kenarda, evet. Koltuk kısmında ağır, evet. Ağır. Ne kadar zamanda pişecek? 20-25 dakika. Güzel. O zaman eli böğründe 20-25 dakika fırına gidiyor. Güzelce pişiyor. Biz de o arada somon arası kebap yapıyoruz. Peki Ramazan ustam Kahramanmaraşlı olarak somon arası kebabı nasıl yapacak? Onu görelim. Kebabımızın malzemeleri hazır. Evet. Neler kullanacağız, ne eti kullanacağız? Kuzu eti yine tekrar but tarafından kuyruğumuz, domates, biber, maydanoz, soğan, tuz, soma yeşkisi ve toz biberle yapılıyor. Adı üzerinde somun arası yapacağız. Evet. Güzel. Öncelikle etimizle başlıyoruz değil mi? Evet. Buyurun ustam. Peki, sağ olun. Biberlerimiz ve domateslerimiz közlenmiş. Etimiz kuşbaşı şeklinde iri iri doğranıyor. Evet. Bunu arkadaki mangalda pişireceğiz, evet, değil evet, mi? Evet efendim. Biberleri ve domatesleri közlediğimiz mangalda şimdi ufak ufak doğramış olduğumuz kuzu butları güzelce pişireceğiz. Evet. Bu şekilde iki şiş, bir kişiye böyle hazırlarız. İki şiş hem de bir kişiye. Hı-hı, evet. Güzel, doyurucu. Şimdi atalım. Peki. Mangalda güzelce pişirelim, ardından devam edelim. Evet. Buyurun. Pişti mi ustam? Pişti efendim. Evet. Çok güzel görünüyor. Yağları akıyor. Alalım mı? Alalım. Neyi alalım? Şöyle. Evet, tabağımıza. Şöyle. Oo.
Sen soğuma. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmeğimizi ayarlıyoruz. Ekmek bıçağımızla. Maydanoz. Biber, domates ve biberimizi bırakalım. Evet. Şimdi soğanımızı alıyoruz, biberimizi koyuyoruz ve etimizi alacağız, evet, değil mi? Evet, evet. Hep genellikle bu şekilde şişleri, kebapları yufkaya çekeriz. Bu sefer somun ekmeğine çekeceğiz. Evet. Hmm. Tam öğle arası yemeği, evet, değil mi? Yanında, evet, bir de ayran. Eşkimiz. Isıra ısıra yiyin. Evet, yine toz biber. Baharatımızı gene atıyoruz. Evet. Çekiyoruz. Oo, şuna bakar mısınız? Somun arası kebap. Muhteşem görünüyor. Ramazan ustam az önce de eli böğründe yapmıştı. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İki güzel lezzet öğrendik ama lezzetler bitmez. Şimdi Mehmet ustam gelecek ve bize ayva tatlısı yapacak. Hadi gelin ayva tatlısının nasıl yapıldığını, püf noktalarını öğrenelim. Sizi Mehmet ustamla tanıştırayım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ayva tatlısı yapacağız. Evet, evet. Ana malzememiz ayva. Evet efendim. Ayva Kahramanmaraş'ta yetişiyor değil mi? Evet, yetişiyor. Yetişiyor. Efendim. Bir de yanında elma kullanacağız. Evet efendim. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Şeker kullanacağız, su kullanacağız, meyve aroması kullanacağız. Güzel, evet. Rengini bundan alacak. Evet efendim, asıl rengi oradan alacak. Eğer bu şekilde renklendirici kullanmak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Bitki çayı da kullanabilirsiniz. Mesela kuşburnu, elma suyu. Evet. O poşetleri atınız, çok da güzel renk veriyor, aklınızda bulunsun. Şimdi ustam, ne yapıyoruz? Şimdi başlıyoruz. Başlayalım. Rendelemeye. Aparatlarımız burada. Evet efendim. Bir tanesini soyuyoruz. Şimdi temizliyoruz çekirdeklerini. Güzelce oyduk. Evet, çekirdeklerini alıyoruz. Şimdi tepsiye diziyoruz. Güzel. Tepsimiz burada. Evet. Ben şöyle bunları alayım bu tarafa. Tepsiye dizeceğiz. Diğerlerini de dizelim. Evet efendim, dizeceğiz böyle. Oyuk kısımları üste gelecek şekilde tepsimizi, ayvalarımızı diziyoruz. Rendelenmiş elmayı içine dolduruyoruz. Bunun içerisinde? Özellikle onu gıda boyası kullanıyorlar ama biz gıda boyası kullanmıyoruz. Biz orijinal doğalını yapıyoruz. Bu nedir? Bu o meyve aroması. Meyve aroması. Evet. Hangi efendim meyveler var? O vişne ağırlıklı, kiraz ağırlıklı. Hmm. Özelliğimiz o. Güzel. Elmalarımız rendelendi. Evet efendim. Özellikle ekşi elma mı, tatlı elma mı? Mayhoş, hafif mayhoş. Mayhoş çok elma fazla kullanıyoruz. Evet efendim. Bunun içerisinde meyve aromamız var. Meyve aromasını karıştırıyoruz. Hı-hı. Karıştırdıktan sonra top yapıp içerisine dolduruyoruz. Sonra şekerini üzerine döküyoruz. Fırına sürüyoruz. Güzel. O zaman elmalarımızı, o iki elmamızı da güzelce rendeleyelim. Evet efendim. Sonra aromamızı katıp karıştıralım ve oyulmuş olan ayvaların içerisine top top yerleştirelim. Rengi çok güzel oldu. Çiçek açtı tepside. Evet efendim. Değil mi? Evet. Şimdi şekerimizi atacağız. Evet efendim. Ne kadar şeker kullanıyoruz? Kaç kilo ayvamız? 2 kilo bu şeker. 2 kilo ayva var. 2 kilo ayva var. 1 kilo elma var. 2 kilo da şeker. Güzel. Buyurun. Oo. Şimdi. Su dökeceğiz. Ne kadar su? Su 0.5 litre. Hı hı. 1/4 ölçüsünde şekerin, 1/4 ölçüsünde suyumuzu ilave ediyoruz çünkü ayva da sulanacak. Evet efendim. Güzel. Buyurunuz. Su dökmezsek kuru olur. Evet. Pişerken dibine yanar. Şimdi ortasına döküyorum elma dağılmaması için. Hmm. Evet, şimdi üzerini kapatacağız efendim. Kapatalım. Buyurun ustam. Şöyle. Ve
hiç hava almayacak şekilde alüminyum folyoyla tepsimizin, ayva tatlımızın üzerini güzelce kapattık. Evet efendim. Şimdi fırına gönderiyoruz. Fırına gönderiyoruz. Ne kadar süre pişecek? 2 saat 15 dakika fırında kalacak. 2 saat 15 dakikada pişecek. Evet efendim. Ay sonra nasıl görünecek kim bilir. Onu tahmin edemiyorum. O zaman bir an önce ayva tatlısını fırına gönderelim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sofraya gidiyorum. Birbirinden özel lezzetler beni bekliyor. Birbirinden güzel lezzetler yaptık. Somon arası kebap yaptık. Sonra eli böğründe hazırladık. En sonra da ayva tatlısı yaptık. Ayva tatlısı hakikaten çok çok güzel görünüyor. Rengi muhteşem. Üzerini de kaymakla ve fıstıkla süslemişler. Ben öncelikle somon arası kebapla başlamak istiyorum. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim diye düşünüyorum. Bunu şuradan şöyle böleyim. Tazecik ekmek. Of 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 of. Ekmek arası lezzetlere bayılırım. Başka bir güzel oluyor. Şimdi eli böğründenin tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Ayva tatlısı. Bu kadar mı güzel olur? Ben soframdaki güzel lezzetlerimi yemeye devam ediyorum. Acaba şimdi sırada Kahramanmaraş'ın hangi güzellikleri var? Köyü yemyeşil, sular akıyor, şarıl şarıl, davulun sesi de uzaktan geliyor. Çok güzel hazırlıklar yapmışlar. Gidelim bakalım bizi neler bekliyor. Çok iyi, bizler de iyiyiz. Yemekler yapacak mıyız? Evet. Güzeller mi? Evet, güzel. Güzel. Ay. Minik hatun, minik hatun. Çok tatlı. Sen yemek yapacak mısın? Yaparım. Ne yapacaksın? Ne mi? Yöremizde Kahramanmaraş'ta ne meclisi onu yapabilirim. Yapabilirsin. Evet. Maşallahı var. O zaman yemeklere doğru gidelim bakalım bize neler yapacaklar. Görelim. Evet. Hadi gelin. Çok güzel hazırlık yapmışlar. İlk önce Ayşe ablacığımdan başlayacağım. Bakalım bize ne yapacak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok tatlısın. Heyecanlı mısın? Evet. Dün gece uyudun mu?
İşte biraz. Buraya gelirken diyor ki dün gece uyuyamadım diyor heyecandan. Sabah kahvaltı bile yapamadım diyor. Çok hoşsun. Beraber birazdan yiyeceğiz yaptıklarımızı. Evet. Canımsın. Ne yapacaksın bize? Etli kiremit tava yapacağım. Vay. Neler kullanacağız? Ne et o? Domates, biber, soğan, sarımsak, tuz, yaprak biber, yağ. Etimiz ne eti? Et kuşbaşı. Kuzu eti. Kuzu eti. Evet. Kiremidimiz var bir de. Evet. O zaman hemen hazırlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl yapacağız hayatım? Önce soğanlarımızla başlıyoruz. Evet. Kollar sıvandı. Soğanlarımızı normal boyutlarda doğruyoruz. Sonra biberimizi ve domatesimizi doğrayacağız. Doğru mudur? Evet. Evet. Elleri titriyor, kıyamam ben sana. Ayşem, Ayşem, Ayşem. Gül yüzlü Ayşem. Şimdi zepseleri, tavanın zepse türünü doğramışım. Şimdi kuşbaşı etini bırakacağım içine. Avcarlayacağım, kiremite bırakacağım. Avcarlayalım, yani güzelce karıştıralım. Evet. Ama tuzumuzu, yaprak biberimizi ilave ettikten sonra, evet, değil mi? Evet. Avcarlamak için tabağımız küçük mü geldi ne? Şu tabağımı al. Şu tabağı alalım. Seninkini alalım komşu. Dur ben orada bir şey buldum. Hı, bunu da avcarlayalım. Evet. Şimdi hazırladığımız harcı kiremitlere yerleştireceğiz. Evet. Sonra fırına göndereceğiz. Evet. Fırında ne kadar sürede pişecek? 40 dakikada pişiyor. 40 dakikada, güzel. Evet. İki tane kiremitli etli tava hazırladık. Şimdi fırına gidecek. 40 dakikada pişecek. 40 dakika sonra acaba nasıl görünecek? Hep birlikte göreceğiz. Ellerine sağlık. Teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun. Canımsın bana. Benim. Sıra geldi kime acaba? Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Pakize. Pakizeciğim. Sen ne yapacaksın bize? Ben patlıcanlı çöplü tava yapacağım. Kebaba, patlıcan kebabı yapacağım. Çöplü patlıcanlı kebap, evet, yapacağız. Evet. Güzel. Malzemelerimiz nelerdir? Biber, sarımsak, tuz, maydanoz, kıyma. Ne kıyması? Kuzu. Kuzu kıyması kullanıyoruz. Evet. Peki nasıl yapıyoruz? Patlıcanları soyuyoruz önce. Öncelikle patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Sarımsaklarımız güzelce dövülmüş. Evet. Patlıcana sarımsak çok yakışır. Evet. Halka halka soyuyoruz patlıcanları. Hı hı. O zaman patlıcanlarımızı öncelikle bir doğrayalım. Patlıcanımızı iri iri halkalar halinde doğradık. Evet. Şimdi ne yapacağız hayatım? Kıymamızı alacağız. Hı hı. İçine tuz. Biber. Pul biber. Maraş'ın biberi de güzeldir. Sarımsak. Maydanozumuzu. İnce ince kıyılmış olan maydanozumuz da kıymamızın içerisine gidiyor. Kuzu kıyması değil mi hayatım? Evet. Hı. Evet. Şimdi yoğuracağız. Yoğuracağız. Yoğurduktan sonra çöplerimizi alıyoruz. Hı hı. Patlıcanlarımızı alıyoruz. Önce patlıcan. Hı hı. Sonra top top yapılmış köfte harcı gibi değil, evet, mi? Evet. Harcımız. Hı hı. Tekrar patlıcan. Tekrar et. Şişlerimizi bir güzel hazırlayalım. Patlıcanımız ve harcımız tam geldi. 4 şiş patlıcanlı kebap çıktı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Şimdi bunu nerede pişiriyorsunuz? Nasıl fırında hazırlıyorsunuz? Fırına gönderiyoruz. Harika. Çok güzel bir lezzet yaptık. Çöpte patlıcanlı kebap yaptık. Ellerine sağlık. Sağ Fakizeciğim. Çok teşekkür afiyet ediyorum. Olsun. Birazdan hep beraber masa başında toplanacağız. Tamam, sen bunları pişir, tamam, sonra görüşelim. Tamam. Tamamdır. Yan tarafa geçiyorum. Acaba ablacığım ne yapacak? Böyle bakıyor, sırasını bekliyor. Canım merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür. Canımsın benim. Sen ne yapacaksın bize? Ciğerli bulgur pilavı yapacağım. Ciğerli, kuzu ciğeri mi? Evet, kuzu ciğeri. Çok güzel. Ufak ufak doğranmış, kavrulmuş, evet, mu bu? Evet. İçinde kuyruk yağı da var. Zeytinyağı var. Kendi yağından. Kendi yağıyla ve zeytinyağıyla güzelce kavrulmuş, ufak, evet, ufak doğranmış, hazırlanmış ve burada duruyor.
Bulgurumuz var, tereyağımız var, evet. Tel şehriyemiz var, zeytinyağımız, tuzumuz, karabiberimiz ve tereyağımız var. Evet. Bu tereyağı siz mi hazırlıyorsunuz? Evet. Top top ne güzel. Senin var mı inek? Yok. Yok, komşudan mı? Evet. Canımsın. Zeytinyağının rengine bakın. Ay ne güzel. Hakiki zeytinyağı kullanacağız. Şimdi hemen hazırlayalım mı? Ocağımızı yakalım, başlayalım. Evet. Hadi ablacığım. Soğansız bir bulgur pilavı bu. Evet. Değil mi? Soğansız. Nasıl yapıyoruz şimdi? Az. Zeytinyağı bırakıyorum az. Hı, az. Azı evet. Bu. Bulgur pilavı ama yağı sever. Zeytinyağımızı bir su bardağı kadar ilave ettik. Üzerine de şehriyemizi attık. Biraz hem yağımız ısınsın hem de şehriyelerimizin rengi değişsin. Evet. Doğrudur değil mi? Evet. O zaman karıştıra kızartalım. Evet, kızartacak. Kızartıyoruz. Tereyağımızı da ilave ettik. Güzelce kızardı. Evet. Şimdi? Suyu bıraktık. Evet. Bulgurumuzu haşlama usulü pişireceğiz değil mi? Evet. Suyumuzu da ilave ettik. Tereyağın kokusu geldi. Şimdi kaynayacak mı? Evet. Tuz atacak. Tuz atalım. Suyumuzu ilave ettik. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Sonra da bulgurunu ilave edeceğiz. Kazanımız kaynadı. Kazanımız kaynadı. Bulgurumuz, köy bulguru mu? Evet, köy bulguru. Hepsini atayım mı? Bir bakalım. Yeter. Yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pişiyor bu. Suyunu çekecek, güzelce evet. Demlenecek. Biz bu ciğeri ne yapacağız? Onu da ısıtıp üzerine bırakacak. Ha, en sonra? Evet. İşte o zaman pilavımız güzelce demlensin. Ardından daha önce kavurmuş olduğumuz ciğerimizi güzelce ısıtacağız ve bulgur pilavının içerisine ilave edeceğiz. Pilavımız oldu mu acaba? Pilavımız olmuştur. Olmuş. Güzel. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Güzel. Şimdi pilavımızı alalım, ciğerimizi ısıtalım değil mi? Şöyle. Bunun içerisinde karabiber falan var mı? Yok, atacağım. Atacağız. Evet. Sadece tuz attın. Evet. Minicik minicik doğramışlar. Kızardı. Kızardı. Evet. Şu tavayı alayım ben, tencereyi oraya koyalım. Şimdi kapağını açalım mı? Üzerine ilave ediyoruz. Şöyle. Kuzu ciğeriyle bulgur pilavı yaptık. Çok da güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum canım benim. Yan tarafa geçiyorum. Böyle yoğrulacak falan bir şeyler var. Ne yapıyoruz? Sömelek köfte. Sömelek köfte. Sömelek köfte Kahramanmaraş'ın çok özel bir lezzetidir. Peki nasıl yapılır onu öğrenelim. Canım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Memnun olduk, iyiyiz. Teşekkür ederim. Canım benim. Sömelek köfte mi yapacaksın sen? Evet, aynen öyle yapacağım. Neler kullanacağız? Bulgur, irmik, et, biber, tuz, nane, yumurta bırakacağız yoğrulması için. Yoğrulduktan sonra dökeceğiz. Döktükten sonra da haşlayacağız. Servisi hazır edeceğiz. Harika. O zaman önce sömelek köftemizi hazırlayalım. Evet, yoğrulmasını yapacağız. Yoğrulmasını yapalım. Aynen. Etimiz ne eti? Eti kuzu etidir. Kuzu kıyması tek evet, çekim. Evet, aynen. Ne kadar bulgur kullanacağız? Yani gereği kadar yani, isteyene kadar. Şimdi bir yumurtaya ne kadar kullanıyorsunuz? Mesela 250 gram bulgur yeterli. Yeterli. Evet. Onu 200 gram da kıyma yeterli. Kuzu kıyması siyah olması lazım tezgahının. Yoksa yani köftemiz tutmaz. Çok yağlı olmayacak. Evet, yağsız kuzu eti olacak. Etini bıraktıktan sonra bir lokma irmik. İrmikten sonra bir yumurta bırakacağız. Köftemiz güzel tutsun diye. Bağlayıcı özelliği evet, var. Evet, tutma özelliği olduğu için tuzunu, biberini birer lokma. Bu nedir? O salçadır. Bir lokmada salça bırakacağız, güneşte yandı. Yandı güneşte. Biber salçası. Açık vermeyelim. Canımsın. Aşk olsun. Biber salçanızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız zaman da oluyor, yapmadığımız zaman da oluyor. İsteğe göre. Nanemizi de ilave ettik. Evet, biberimizi ilave ediyor. Bunu yoğurmaya devam edeceğiz. Şimdi güzelce yumurtayla karıştırıyoruz, evet. Yoğuruyoruz. Evet, aynen. Köfte
köftemizi 15 dakikadır yoğuruyoruz. Aynen. Oldu gibi artık değil mi? Evet, oldu. Köfteyi dökmeye başlayacağız. Şöyle tepsiyi yaparsanız olduğunu anlarsınız değil evet, mi? Evet, sıvazlıyorsun şöyle bir. Evet, tepsiye yapışmıyorsa olmuştur. Evet. Şimdi nasıl şekil vereceğiz? Ufak ufak. Evet, aynen. Güzel. Suyumuz da orada kaynıyor. Sonra kaynamış suyun içerisine atacağız aynen, değil mi? Aynen öyle olur. Kaynattıktan sonra sosuna koyacağız. Son sömeleklerimizi de yapıyoruz. Aynen. Sömelek mi, semelek mi? Sömelek. Sömelek. Evet. Maraş'ımızın yöresel yemeği. Evet, güzel. Bitmişti. Şimdi suyumuza tuz ilave edip köftemizi atacağız. Köftelerimizi evet. Kaynamış suyun içerisine atıyoruz ve evet. Güzelce haşlıyoruz. Evet. Nurgül ablacığım sömelek köfteleri güzelce pişirdi. Evet. Şu anda aynen. Oldu. Pişti. Üstüne çıkınca anlıyoruz olduğunu evet. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi indirip süzeceğiz. Süzeceğiz. Altını kapatalım. Evet. Süzgecimiz burada. Evet. Ben tutuyorum. Evet. Güzelce süzdük. O arada tamam. Yoğurt sarımsağını hazırlayalım. Evet, aynen öyle. Bir de yağda nane mi kızdıracağız evet. Demiştin? Ben o zaman yağı kızdırayım mı naneyi? Evet. Sen yoğurt sarımsağı hazırlarken. Evet. Köfteleri yoğurdun içine bırakıyoruz. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Yine biraz pul biber attı. Aynen. Üzerine de kızdırılmış nanemizi ve pul biberimizi ilave ediyoruz. Cozur cozur çok güzel. Sömelek köftemiz hazır. Evet, aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum rica canım ediyorum. Benim. Muhteşem görünüyor. Evet. Çok güzel lezzetler yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Evet. Hamur işli bir şeyler yapacağız. Maraş böreği mi? Kahraman Maraş böreği yapacağız. Nasıl yapacağız onu öğrenelim. Canım benim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben hoş de geldiniz. İyiyim, hoş bulduk. İsmin nedir? İsmim Ayse. Ayselciğim, Kahramanmaraş böreği yapacağız. Evet. Şimdi hamurunu nasıl hazırlayacağız? Hamuru un, tuz, su. O kadar. Evet. Sonra bir de iç harç yapacağız değil mi? Evet, iç harcı için soğan, zeytinyağı, tuz, çökelek. Çökelek kullanacağız. Evet. O zaman önce hamurunu hazırlayalım. Evet, önce değil mi? Un, su, tuzdan güzel bir hamur elde ediyoruz. Evet, önce bir tutam tuz atıyoruz. Hı-hı. Kulak memesi kıvamında mı olacak? Evet. Hamurumuz çok güzel oldu. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi onu dinlenmeye bırakıyoruz. Böyle. Üzerine de ıslak bez hazırlamış canım evet. Benim Ayselim ki üstü kurumasın diye. Evet. Şimdi ocağımızı yakalım ve harcımızı yapalım. Evet. Evet. Şimdi zeytinyağımızı bırakıyoruz önce. Bu yeterli. Hep hakiki zeytinyağı kullanıyorsunuz evet, değil mi? Evet, hakiki zeytinyağı. Burada zeytin yetişiyor mu? Evet, yetişiyor. Herkesin kendi bahçesinden olan zeytinyağı. Aa, ne güzel. Zeytinyağlarını da kendileri yapıyorlar. Evet. Soğanımızı attık. Pembeleşinceye kadar kavrulacak bu. O zaman güzelce kavuralım. Soğanımızı güzelce kavurduk. İçerisine tuz ve pul biber ilave ettik. Sıra geldi çökeleğe. Evet. Çökeleğimizi atıyoruz. Oo. Güzelce karıştırdıktan sonra... Altını kapatacağız. Evet, altını. Kahramanmaraş böreğini sadece çökelekli mi yaparsınız yoksa hayır, patatesli falan mı olur? Hayır, kıymalı, patatesli, çökelekli. Hepsiyle olur. Hepsiyle olur. Son olarak da maydanozumuzu atıyoruz içerisine. Peynire maydanoz da çok yakışır. İç harcımız hazır. Şimdi gelelim hamurumuzu açmaya. Şimdi buradan küçük bezeler çağıracağız. Hı hı. Küçük bezeler şeklinde. Açacağız. Şimdi acaba şekli nasıl olacak? Güzelce orada kızsın evet, yağımız. Kızacak şimdi. İç harcımız.
ay şeklinde kesiyoruz. Aslında ay böreği de deniliyor. Maraş böreği de. Güzel. Bu şekilde. Ay harika. Kızartmaya hazır. Bir tane daha. Biz oraya koyalım onu. Tamam. Birkaç tane daha hazırlayalım. Sonra kızgın yağda güzelce kızartalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Canımsın. Şimdi hep beraber hanımlarla birlikte güzel sofrada, bereketli sofrada bir araya geliyoruz. Türkoğlu ilçesine bağlı olan Yeşilyöre köyünün bugün misafiriydik. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok güzel bir köy, çok güzel bir kalabalık vardı ve harika lezzetler yaptık. Öncelikle hangi lezzetleri yapmıştık onları paylaşmak istiyorum. Kuzu ciğeriyle hazırlamış olduğumuz bulgur pilavımız var. Çöpte patlıcan kebabımız var. Kiremitte etli tavamız var. Sömelek köftemiz var. Bir de Kahramanmaraş'ın özel böreği var. Çok güzel lezzetlerim var. Hanımlarla birlikte çok özel lezzetler yaptık. Masada iki tane de değerli konuğum var. Ozan Zeki Tunç abim ve oğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Birazdan sizden güzel bir türkü rica edeceğim. İnşallah. Baba oğul ne güzel. Sanatınızı oğlunuza da öğrettiniz. Tabii ki. Çok güzel gerçekten. Müsaadenizle önce lezzetlerin tadına bakayım. Tabii ki. Sonra da biraz keyiflenelim. Efendim neyle başlasam acaba? Şöyle bulgur pilavıyla başlayabilirim. Şehriyeli ve ciğerli bulgur pilavım. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ne kaldı? Kiremitte et tava. Aman Allah'ım. Yemekler çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok özel lezzetlerdi. Şimdi hep beraber lütfen yaptığımız bu güzel lezzetleri yiyelim. Oldu mu? Çok sağ olun, eksik olmayın. Kahramanmaraş'ın güzelliklerini dün ve bugün sizlerle paylaştık. Haftaya farklı şehirlerde farklı güzel lezzetlerle yine ekranlarınızda olacağız. Sırada eğlence var. Programımızı eğlenceyle, Kahramanmaraş'ın güzel türküleriyle, Ozan Zeki abim ve oğluyla kapatıyoruz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Avrat yiyin sayrı, benim karnım aç. Keyif için gelmedik bura doktor bey. Fıkara harcında yazda bir ilaç. Olsun derdimize çare doktor bey. Olsun derdimize çare doktor bey. Öte kaçma bizim garibeşeden. Bakıp boynundaki kire doktor bey. Bakıp boynundaki kire doktor bey.